Herkese merhabalar. Assassin's Creed serisinin 14. bölümüyle sizlerleyim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Bir an gözlerim yorulmuş gibi hissettim, kusura bakmayın, ve ondan dolayı bir şey oldum. Oyna. Ben kendim de kastığım için öyle su içerken kasmış gözüktüm de ondan dolayı ona güldüm. Lütfen nereye gittiğimizi tekrar anlatın bana. Lustor'un araştırmalarının arasında Consort Prens'e gönderilen bir mektup buldum. Anahtarın üzerindeki işaret var mektupta. Tarih 1847. 1847 mi? Prens'in Buckingham Sarayı'nda tadilatlar yaptırmaya başladığı yıl. Kefen için bir mahzen eklediğini söylüyorsun. Ve sarayın üzerinde gizli mahzen diye işaretlenmiş bir haritası olmadığı için de... Majesteleri, Bayan Evie Fry takdim ederim. Bayan Fry Maharia Dulepsing. Kimsin lan? Memnun oldum majesteleri, oha. Dostum, istediğim planlar ortadan kaldırılmış. Kaldırılmış mı? Kim tarafından? Crawford Sarek ya da onun çalışanlarından biri. Evet, bu ismi tanıyacağınızı tahmin etmiştim. Onların nerede olduğunu biliyorum ama orası çok sık görünüyor. Sen nasıl bir insansın? O pek sorun olmaz. Tahmin etmiştim. Ulan it. Madem öyle, Crawford Sarek'in de çalacağını da tahmin etseydin. Geri zekalı. Bu da profesöre bağladı iyice. Bu planımın bir parçası. Bu planımın bir parçası. Bu planımın bir parçası. Geri zekalı. Azıcık bakışalım. Aha geldik. Bir plana ihtiyacımız olacak. Siz içeri girmenin bir yolunu bulurken ben de muhafızların dikkatini üzerime çekeceğim. Ha, öyle mi? Senin için iyi. Elbette. Oğlum döverim lan seni. İçeri girdiğimde kağıtların nerede tutulduğunu bilen birilerini bulurum. Ve trende buluşuruz. Yemin ederim dayak... Yani öyle bir... Bu flört aşamaları... Dikkatli olun. Flört aşamaları niyeyse herhangi bir şeyde benim sinirimi bozuyor ya. Çok zevksiz geliyor ve yapmacık geliyor. Acayip bir biçimde. Ama altı üstü bir kişi var lan. İki hadi. Altta bir ağacın orada da var. Maşallah. Keskin nişancıları önce halledeyim. Ondan sonra... Oğlum ne kadar bir şey ya. Rahat. Maşallah ya, çok adam var ya. Acayip fazla adam var. Acayip fazla. O diğer konuşma kısmı varmış. Konuşalım bir. Nereye gittin lan? Senin ben Allah belanı vermesin. Senin bug'ına tükreyim ben. Lan in. Konuşalım. Plan nedir? Sen işaret dinle, ben muhafızlarla savaşmaya başlayacağım. Ve sonra duman bombası kullanıp kaçacağım. Ben de karışıklıktan yararlanacağım. Hazır mısın? You are.
not them. Sen oraya kadar nasıl geldin lan? Atla üstüne. Ya senin ben ızdırabın ya. Maşallah. Tabanca kullanmadıkları sürece sıkıntı yok. Oha lan. Biri tabanca kullanacak. Çok güzel hareketler. Sen neyi bekliyorsun lan? Saldır adam akıllı. Bu ne lan böyle? Çatır çutur, patır putur. Yok ediyorum. Hayır, galiba tüm düşmanları da öldürdüm ya. Bir savaş yaptık, yok ettik. Ay. Dışarıda. Yapacak bir şey yok. Bir diğer giriş noktası da buradaymış. Tamam. Nerede o şişe? En başta şişeyi alacağım ya, ciddiyim. Şişe daha önemli. Gözlerim yoruldu. Ya Allah belanızı vermesin. Hahaha. 1100 penny daha ne olsun? Oha, o kadar yetenek puanım var mı benim, beceriler? 11 almışım. Gerek yok. Bu iyi olabilir. Bu olabilir. Bu iyiymiş. Şunu alayım. 4 tane harcadı lan. Bir gezdim. Oha, görünmez oluyor. Şunu alayım ya bir de. Tamam, yeter. 18.000 param olmuş. Şuradan gene bir yukarı çıkayım, halledeyim ya. Son saldırıyla gene dikkatlerini dağıtalım.
Nereden gideceğiz gene? Öbür tarafından mı? Senin ben. Yakındaki bir takipçi tapınakçı kaçır. Tamam. Gel, yemin ederim hanım, nereye götürdüklerini bilmiyorum. Kimi götürmüşler? Sizin gibi yine adamı muhafızlar sürükleyip götürdü. Henry, çaldığın planlar neredeler? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Planlar, görevler. Ben seninle uğraşamam ya. Henry'i bul. İlerliyorlar mı? Henry'nin nereye kaybolduğunu araştır. Gider ayak. Burada ne var lan böyle? Henry, ayak izleri çok rahat görülüyor. Ayılan muhafızı diğerlerinden daha ağırmış. Belki bir şey de ya da birini taşıyordu. Salak Henry. Belli ki karşılık vermiş. Bu fırlatma uçağı hedefi ıskaladı. Şunu tam yerinde öldürdü. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam. Tamam, konuşalım şimdi. Ya bu lagaluga yapma bana ya. Allah belanı vermesin senin. Senin gibi polisin de senin de. Beni öldür demek dışında bir şey yapmıyorsun, biliyor musun? Gerizekalı adam ya. Yemin ederim. Tamam, duyuyoruz, geliyoruz işte ya. Şu salaktan kurtulmaya çalışıyorum. Ya biliyoruz, anladık, salak değiliz. Meçhul oldum da. Siz Clara'nın çocuklarsınız. Bay Henry'yi yakaladılar, onları durduramadık. Onlardan birini çok pis ısırdım. Onu kırmızı bir araca sürüklediler. Pek uzağa gidemezler ama tekerleklerden biri düşmek üzere. Arabanın tekerlek izlerini görebilirsin. Yumuk yumuk yamuk yumuk gidiyor. Çocukların gözü önünde öldürdüm ama olsun. Orada da bir şeyler olmuş. Ağaçları mağaçları devirmiş. Böyle baka baka gideceğiz. Ne biçim görev lan? Adam ben hallederim falan filan fistan. Ha, bir şey olduğu yokmuş. Ama ve lakin şey yapıyor, adı nedir? Yakalanıyor. Ben ne anladım bu işten?
Arabadan çıkmış, hızlı gidiyor olmalılar. Ulan koşa koşa araba takip ediyorum ya. Ya bir git. Gider ayak, bunu da hallettik. O mu lan? Oymuş gibi geldi bir an. İnsanları da eziyorlar. Vay anasını. Oğlum siz ne biçim kullanmışsınız lan? Ve kamu mallarını zarar vermişler. Doğru yolda olmalıyım. Oğlum. Doğru yolda olmalıyız da yani. Araba bu olmalı. Ne bu? Varillerle iki muhafız öldür. Sen niye yeni çıktın lan? Bir gidelim şuraya. Sen kimsin? Onu da alacağım. Çok hızlı hallettim ya. Bunu aldım. Gel buraya. Konuş bir. Bu kapıyı kilitlediğime yemin edebilirim. Bunun kilitli olması gerekiyor. Kodumun çocukları açmışlardır yine, eminim. Oğlum. Orada da varmış, daha yeni gördük. Çat 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 çat. Durma lan. Lan. Ayıp. Lan. Sen. İyi, ben de sana şeyle girişmem. İt oğlu itine bak ya. Öldürüyordu. İki tane ilaç kullandırdı bana. Oh. Geber lan. Aaa. Az kalsın ölüyorduk. Canımız doldu da yani ilacımız kalmadı. Sen beni çok zorladın yani, senin türün. Senin arkadaşın bayağı canımı yaktı. İlaç da bulduk, tamam. Sıkıntı değil o zaman. Teker teker ödeyeceksiniz. Şu sırada suyumu dolduruyorum. Tamam, ilaç da doldu.
Bilmiyorum. İyi böldük. Biraz daha kendine gelmezse şaşarım. Umarım beynini süngere çevirmemişsindir. O bir suikastçı beyni daha ne kadar süngere döndürülebilir? Yar mıyım lan ben? Senin türün hep böyle yapıyor. Siz iri yarılar hep böyle savunma pozisyonunda kalıp sonra bir anda saldırıyorsunuz. Ondan sonra parça pincik ediyorsunuz beni. Allah belanızı vermesin sizi. Ya nasıl öldürdüm onu? Oh. Şimdi en başta şu geri zekalıdan önce şunu açmalıyım. Şimdi gene aşk hikayemizin devamına gelelim. Hadi. İyi. Mimari planları kaçırması için birini gönderdiler. Planları aldın mı? Sana zarar verdiler mi? Sana adam zaten bir soru soruyor. İyiyim ben. Haydi gidelim. Ya bu böyle yapılır. Oraya bomba koymana gerek mi? İyi bir özür dilerim. Kaçmaya odaklan şu anda. Beklesin lan beni. Madem öyle gelsin savaşsın. Geri zekalı gerçek. Zaten yakalanmış da. Asiktir canı iniyor bu salağın. Oraya da bir bomba atsaydı. Ya senin ben... Assassinliğine tüküreyim ya. Senin ben assassinliğine. Ya. Ölürse söverim bak, gerçekten ölürse söverim. Ulan Jacob'un adamları iyi ki geldi. Bırakın lan onu. Zaten bak öldürdü. Benim gibi ben karakterin... Ben çatır kütür patır kütür böyle gide gide herkesi öldürüyorum. Bu gerizekalı bir bok yapamıyor ya. Milattan önce 75.000'de ilk uygarlığa ait iki köle Adem ve Havva bir cin temasıyla kaçar ve yaratıcılarına baş kaldırarak bir isyan başlatırlar. Tövbe aşağı öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, isyan bir isyan yok, konuşma. Bak bak bak, tam bir beyinsiz. Beyin yoksulu köpek. Koş! Arkasından geliyorum ki suikast yapabileyim ya. Ya! Geberteceğim lan seni.
on the rooftop. Şu an canımı yenilemeye çalışıyorum. Başka herhangi bir şey yaptığım yok. Salak bir daha öldürse yemin ederim sinirlendirir beni ha. Oh canımız yenilendi ya. Beynine tükürdüğüm. Sen beceriksiz bir suikastçısın. Senin bir işlevin yok. Bay Nightingale'ın orana bir baksanız. Terik kefene ele geçmeden bahsedin bulmalıyım. Maharaj ile tekrar konuşuyorum. Maharaj ile ben konuşurum. Sen başında eğlen. Yakalanmam planlarını bozduğu için üzgünüm. Trende kalsan daha güvende olurdun. Mahzeni bulsam bile Buckingham Sarayı'na tek başına giremezsin. Yalnız olmayacağım. Sizinle trende görüşürüz Bay Green. Ya biz orada kavga ediyoruz. Arkada ne yapıyorlar? O ayrı bir konu. Sinirim bozuldu ya. 4 ama kötü bir bölüm değildi bu. Salağa sinirlendim. Şimdi burada gene annedir şeye gideceğiz. Bir burada o var. Annedir. Jacob var. Tek Jacob var galiba. Şu anlık göreve doğru gideceğim birazdan, bilginiz olsun. Buraları geçseniz daha iyi olur sizler için, onu net bir biçimde söyleyeyim. Şuradan da gel. Hepsini doldur. Alev alıyor ya. Da bakayım sarayım diyeceğim de değil. Ne alaka? Burayı istasyon mu gene? Ne bu böyle? Şuraya şöyle. Şurayı açayım bir. Açmayınca rahat edemiyorum ya. Dönme bir. Tamam, her şeyin yerini öğrendik, o önemli değil. Ta 1276 diyor.
Niye hepsini yere koymuşlar ki? 50 tane var vay anasına. Spiderman. Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Burada çıktı. Çıkmadı aşağı inemem. Bak bunun için aşağı inebilirim ama. Daha geçti. Saçım bayağı dağılmış ya. Paramla bul, gerek yok. Ne lan böyle yolun ortasında? Yakında şura var. Bir şuraya işaretleyeyim sonra şuraya gideyim. Buralan bakayım. Sizin yapacağınız yere tükürüyüm oğlum ya. Buckingham'ın üstüne niye koyuyorsunuz oğlum? Nerede bir etrafına bak. Maşallah. Bayağı gizli sandık varmış orada da. Bayağı da preslenmiş çiçek varmış. Asker orada duruyor. O ne lan mektup var. Değişik. Orada da var. O mektupların ne işe yaradığını anlamadım.
O kadar da rahat girdim ki. Tamam çık ama bak şuraya bir yere at. Biraz dersinde şey vardı, onu alayım. Ne taraftadır bu? Tren garının arkasındadır. Tren garının orada, evet. Tamam, önce bir etrafı göreyim, ondan sonra göreve gideceğim. Rahat etmiyorum etrafı görmeyince. Ondan dolayı bayağı rahatsız hissediyorum kendimi. Yani nereye gideceğimi göremiyormuşum gibi hissediyorum. Ay maşallah. Ama bayağı da büyükmüş burada ha. En azından çıkabildi. Ben çıkamayabilir diye düşünmüştüm. Ne kadar çok şey var ya. Tamam, kaya kaya gelin, hadi. Re! Altı üstü oraya re atacaktın, ren yetişmiyor mu yani? Evet, Jacob'a geçelim ya. Politika oyunları. Jacob'a geçelim ya. Jacob'la bir şov yapalım. Milleti katledelim. Adam öldürelim. Şerefsiz olalım. İt olalım. Kopuk olalım. Pekala. Bir. Kimsin ve neyin peşindesin? Öğrenelim. Bir kim? Mevcut yetenekler mi var? Bakalım. Beceriler. 8 tane varmış. Bunu satın alalım bir. Bunu da satın alacağım. Hızlı iyileşelim. Level'da atladım. Daha yeni 5'im, 6'ya ulaşmışım. Bir dakika envanter. Bu iyi ya elindeki. Neyse uğraşamam. Sen diğerleriyle tek atıyorum. Niye iş yapacaksan? Hemen inanç söyleşe. Tamam, o normal insanmış. Hemen. Bomba atacağız gibi duruyor ya.
Ona rağmen görülmüşüm. Direkt tak. Ulaştıracağın yere tüküreyim. Madem adam oraya da şey durumuna geçecek, ben niye öyle sıkıntıya giriyorum? İnsanların arasından yavaş yavaş mı geçmem lazım? Öyle mi? Allah Allah. Hiç travmamız yok ki. Binnagle'ın şeyi var. Haydi 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 haydi. Gözlerim. Bu bir keşke dostum Bay Disraeli değil mi? Artık hangi ahbabınızın sizi arkanızdan bıçaklayacağını görelim Sayın Başbakan. Yolsuzluk faaliyetleri, yasa tasarısı, hükümetimizin silahı bilinen ne bilinen. Çoğunluk partisi itirazlı seçimlerin sonucunu belirlemesine izin verilir. Sence o zaman kendimizi özgür sayabiliriz. Zincirleme araç kombosuyla. Haydi 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 haydi. Çok yavaş kalıyor ya. Well, if it isn't my dear old chum, Mr. Disraeli. Now, Prime Minister, which of your friends is about to stab you in the back? Yolsuz faaliyetleri, yasal sersi falan. Çoğunluk partisi itirazlı seçimlerin sonucunu belirlemesine izin verilirse ancak o zaman kendimizi özgür sayabiliriz. Haklarımızı mahkemelere yavaş yavaş kabul ettirirsek kendimizi ancak özgür sayabiliriz efendim. Tam senlik bir hareket Glaston. Gücünden zerre feragat edeceğine kendini dönen çarkların arasında atmayı yeğlersin. Tanrım, Disraeli, aptalın önünde gidenisin. Öylece durup dokunulmazlığının hakkından gelmeni seyretmeyeceğim. Şaşırmamak lazım. Sen bizi zulüm günlerine döndürmek istersin değil mi? Hazırda elimizdeymişken büyük fermanı yürürlükten kaldırıp kör olası Stuartları tacı geri verebiliriz. Haddinizi aşıyorsunuz. Sırf hükümeti yargıçların eline bırakmak istemediğinden dolayı mı bu karalayıcı ithamlarda bulunuyorsunuz? Buna daha fazla göz yummayacağım. O halde gerekeni yapacağım. Size iyi akşamlar. Benjamin Disraeli. Ve onu öldürmek isteyen başka bir suikastçi. B diye tahmin ediyorum. Benjamin'miş asıl adı. Ay kafayı yiyeceğim ya. Gene bir yakalama görevi. Oğlum hasta mısınız? Niye bize yakalama görevi verdiniz? Memnun oldum B. B mi? Benim adım Herbert. O halde neden başbakanı takip ediyorsun? Sadece işimi yapıyorum. Yaşlı bir herif ödeme yapıp... Kendini beğenmiş. Şerefsiz. Şerefsiz demedim normalde. Çık. Korunuruz. Önce bir yakalayalım şunu. Korunamadık. Çok önemli değil. Umurumda da değil. Ölmediğimiz sürece sıkıntı yok. Sen ne kadar hızlı gidiyorsun lan öyle.
Oha yavaş yavaş. Biz hastasını olandık. Hani hız bizden sorulurdu. Bu ne böyle? Oğlum yavaş lan. Hadi sonuna geldim. Tövüş. Ne oluyor be? Sen nereden çıktın? Crowley'de doğdum ama konumuz değil. Kimin adına çalışıyorsun? Adını ben de bilmiyorum. Yaşlı biri. Koca bir bıyığı var. Üniforma gibi bir şey giyiyor. Süvarilerden olabilir. Neyin peşinde? Lütfen beni yaşatmaz. Üçüncü kattan düşersen de bacaklarını kırılır. Islahaneyi boğularsın. Aradaki fark o adamdan kaçman. Yarın adamların parlamentoya giderken başbakanın arabasına saldırı düzenlenecek. Burada kaydı da videoyu da durduruyorum. Zaten kafayı yemeye başladı. Allah'tan video yaklaşık 50 dakika sürmüş. O sebeple çok sıkıntı değil. Her neyse, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Günümüzün geri kalanında iyi vakitler ederim. İyi vakitler dilerim. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim.